Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepinizin takip ettiği sürecin sonunda bu süreci yaşamış, bir araya gelmiş, Bodrum kentini, belediyesini yönetmeye aday olmuş, aday arkadaşlarla beraberiz. Sürecin nasıl başladığı ve ne şekilde bittiğini hepiniz biliyorsunuz. Bizler onur ve gurur duyduğumuz çatısı altında hizmet etmek, siyaset etmeyi kendimize şiar edinmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin birer neferleriyiz. Hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi kaderine razı olanların oluşturduğu parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi adalete, hukuka ve liyakate sahip olanların, o düşüncenin peşinde koşanların, aklın ve bilimin siyasete yansıtılması ve bunun da içinde bulunduğu halka rücu etmesi demektir. Bunu kendisine ilke edinmiştir. Biz de bu ilkeler ışığında yola çıkmış, mücadele vermiş arkadaşlarınız. Değerlendirmeler elbette yapıldı. Ama şunu anlamakta zorlandık. Neden bizler aday olduk? Neden bizler mülakata tabi tutulduk? Neden bizler kamuoyuna sunulduk? Ne eksiğimiz vardı da hiçbirimiz değerlendirilmeyip başka arkadaşlarımız göreve atandı. Şimdi saygı duyulacak işler elbette var. Kişilerle işimiz asla olmadı, olmaz. Hep amaca bakmak lazım. Amaç kentin en iyi şekilde yönetilmesi. Bodrum gibi bir kentin, Muğla gibi bir kentin kişilerle değil, ancak ortak akılla, ekiplerle yönetileceğini bizlerden çok sizler daha iyi biliyorsunuz. Bu düşüncelerle biz dedik ki yapılmış bir hata olabilir. Gözden kaçmış bir kıstas olabilir. Geliniz, değerli partimizin değerli yöneticileri, bu kararınızı gözden geçiriniz. Tekrar ilk parti meclis toplantısında değerlendirip, eğer bu karar düzeltilirse, bizler de kim aday oluyorsa onun etrafında canhıraş, ekip ruhuyla çalışır, kentimize de bir katkımız olur diye mücadelemiz devam ettiririz. Bu düşüncelerle bizim bir metnimiz var. Arkadaşlarım size onu okuyacak. Ve ben size tekrar geldiğiniz için hepsine çok teşekkür ediyorum. Hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. Saygıdeğer Bodrum halkı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne. Bizler Atatürk'ün kurmuş olduğu 100 yıllık geleneğe sahip Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bodrum Belediye Başkanlığı için adayı olmuş 23 yetkin kişiyiz. Adı üstünde adaylığı siyasi partilerin en liyakatli, en donanımlı ve geleceğe yönelik projeleri olan adayları arasından halkın önüne en iyisini çıkarmak için başlattığı bir yarış sürecidir adaylığı. Partinin en iyi adayını halkın önüne çıkartmak hem partiyi gururlu ve başarılı kılar, hem de bu adayla kazanılan seçim halkı refaha ve istikrara taşır. İl ve ilçe örgütlerinin öngörülerine rağmen Bodrum'da adaylığı sürecinin yok sayılıp adaylık başvurusu dahi yapmamış, dışarıdan bir arkadaşımız ile yola devam kararı, son 20 yıldır ana muhalefet olarak parti liderliğimizin her daim yanlışlara karşı eleştirileri ve de demokrasiyi şiar edinmiş anlayışlar için tepeden inme atamalara karşı duruşu, bu gelişen süreç içerisinde biz adaylar açısından büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaratmıştır. Ama daha vahimi,
Bodrum halkından yükselen şaşkınlık sesleri, üzülerek belirtiyoruz ki bu yaklaşımın karşılık bulamadığının açık bir göstergesidir. Kıymetli Bodrumlular, Cumhuriyet Halk Partisi ilke ve disiplini içerisinde aylardır çalışan adayların emek ve çabaları heba edilip yok sayılmıştır. Tüm siyasetçiler bilir ki meydanları kutlama için doldurmak kolaydır. Bizler isterdik ki Cumhuriyet Halk Partisi motive edilmiş bir kalabalıkla meydanı dolduracağına, sergilediği demokratik duruşla, yürekten, coşkuyla sokağa dökülen bir halkla meydana doldurmuş olsaydı. Hatalar yapılabilir ama önemli olan bu hatalardan vahim sonuçlar doğmadan dönebilmektir. 100 yıllık bir geleneğe bağlı Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ortaya konan bu antidemokratik hatadan ilk parti meclisi toplantısında dönmesi en büyük temennimizdir. Bizlerin talebi aday adayları arasında ön seçim yapılarak Bodrum Belediye Başkan adayımızın bu yöntemle belirlenmesidir. Bodrum ilçesinin Cumhuriyet Halk Partili 23 aday adayı olarak bunu kamuoyunda açıklamak boynumuzun borcudur. Bu hatadan dönülmez ise partimiz çok ağır kurumsal bir zarar görecek ve daha vahimi seçimde telafisi olamayacak zarara uğraması kaçınılmazdır. Halkımıza saygı ile duyurulur. Çok teşekkür ederiz. Soru almayacağız. Açıklamamız bu kadar. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Evet. Ne yapacağız? Hayır, ben sizi seviyorum.